Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Irak senaryomuzun yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. İslamiyet'in yayılışıyla ilerliyoruz. Şimdi bir önceki bölümde Mısır aldık. Önemli bir yol kat ettik aslında. Türkiye'ye zaten ittifak olmuştuk, hatırlayacaksınız. Şöyle asimli olmayan yerlerimiz var. Şuraları alalım. İran almıştık. İran'dan toprak almıştık daha doğrusu. Afganistan sınırına kadar dayandıydık. İyi bir çağ içerisindeyiz. Şimdi askerleri ben bu tarafa doğru yığayım. Oldukça zor olacak bu iş bizim için. Çünkü Suudiler kimle savaşıyorlar şu anda? Afganistan'la savaşıyorlar. Aslında tam zamanı şu anda onlar bir tarafla uğraşırken bizi görmezler. Biz de bu esnada arada... Alttan bir çıkartma yapabilirsek. Güzel. Ben şuradaki asker bile olmadı. Şuradan Elbap üstüne, yani şuraya Elbap üstüne sizi salabilirim. Salarsam çok da keyifli olur. Tamam. Bu buradan askeri çekiyor, bu tarafa doğru çekebilir. Sınırdaki asker sayımızı arttıralım. Tamamdır ya. Biz bir Suudi Arabistan'a. Yaptığımız hataya bak. Siz şuraya bir çıkartma yapın. Şöyle şöyle yavaştan yavaştan biz bir giriş yapalım buralara. Bu kadro bizi çok da fazla zorlamasın. İyi. Sınırlarda çok fazla dirilişle karşılaşmadık. Hayır. Güzel. Şöyle şöyle yavaştan yavaştan içlere doğru siz ilerleyin abi. Burada zorluk çıkartabilirler bize belki. Öyle bir sorunumuz olabilir. Çünkü o bölgede çok fazla askeri vardı Suudilerin. Aynen. Yani dediğin gibi orada zorladı bize. Vallahi bu çocukları da ölüme gönderiyorum resmen ama.
Riyad'a doğru şu bölgelerde sıkıntı çıkartacaklar. Derken çıkarttılar zaten. Çok az sayıda askeri kaldı burada. Gelin abi, beklemeyin yukarıda. Vallahi koordineli olursak biz bunları alırız ama maalesef koordineli olacak kıvamda değiliz çünkü çok güçlüler. Bak adam çatır çatır dağıttı bütün askerin etrafı. Neyse, biz onun etrafını sardık mı alırız her şeyini. Şu bölgede tereddütteyim. Göreceğiz bakalım neler olacak. Yavaş yavaş açılıyor zaten. Tamamdır abi. İyi. En azından yeni bölgeleri çok fazla açılmalarına izin vermiyoruz. Şimdi seni şuradan şu tarafa doğru gönderelim. Bir gel bakalım bir. Tamam. İyi. 10.000 askeri kötü kullandı. Kendi kendine kaşınmış oldu böylece. Suudi Arabistan. Kaçtı. Ve Suudi Arabistan'ın bütün topraklarını bu bölümde almış olduk ama tabii ki de o bize hepsini vermeyecek. Çok az bir bölgesi kaldı. 30 turluk bir ateşkes yapacağız. Tamam, etrafını sarmış oluyoruz en azından. Başkentlerini aldık. Biz de derin bir asimilasyon sürecine gireceğiz. Seri asimile yapmak zorundayız. Çünkü bu bölgelerde çok da fazla işimiz şansa bırakmamamız gerekiyor. Tamam. Hastalıklar var, dizanteri var. Tamam. Afganistan kendini savunmasını bildi. Bizim amacımız Libya. Daha da doğrusu Libya'dan da önce ben şuradan bir adaları da almak istiyorum. Şu adaları da alırsak, ya adayı da alırsak en azından Kıbrıs'ı biraz daha rahat edebiliriz bu hususta. Tamam. Güzel. Sende herhangi bir ada yok, şey yok, liman yok. Önce bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir alalım. Sonrasında ise Güney Kıbrıs'ı alalım. Şimdi şurayı bir alırsak güzel. Burası tabii ki Lüksemburg'la ortak. Harika. Adayı almak iyi oldu çünkü adada güzel bir asimile oluyor. Bizim için iyi sonuçlar doğurabilir buraları. Her ne kadar Türkiye'mize hiçbir faydası olmasa da şu anda. Ciddi anlamda hiç faydası yok.
Çok güzel. Buradan asker çıkartalım. Çünkü Libya'sı bir sefer düzenleyeceğiz. Libya ile savaşmadan alma gibi bir lüksümüz yok Libya'yı. Maalesef yok. Keşke olsaydı. Çok da sevinirdim aslında ama. Sudanistan'ın kalan topraklarını almak zorundayız. Orası da bizim için önemli. Şuradan da biraz destek birlik alırsak tadından yenmez. Ya bu oyun şöyle yaparak bizi herhalde oyundan soğutmaya çalışıyor büyük ihtimalle ya. Gel bakalım abi. Kimde ne varmış bir görelim. Siz de şöyle kademeye gelin. Aa, tepe taraf boş kaldı. Orada bir şey koymadık oraya. Şöyle birazcık askeri bir çıkartalım. Yani Libya'dan ne alabiliriz? Libya'dan çok bir şey alamasak da en azından idareten toprak parçası alabiliriz buradan. He. Onayla. Tamam. Libya'yla savaşacağız. Güzel çünkü amacımız bizim zaten Libya ile savaşmaktı. Öyle veya böyle bu savaş olacak. Harika. En azından Türkiye gibi güçlü bir ortakla bu işe girmek bizim için her zaman kar. Şimdi içlere kadar ilerlememiz lazım. Harika. Türkiye'yi devre dışı bırakacağız bu işte. Çünkü Türkiye saldırıncaya kadar bizim buralara girmemiz lazım. Zaten bir savaş ilan ettik ya, niye tekrardan söylüyorsun onu bize? Maalesef bu taraflar bizi zorlar. Hadi bakalım. Aha, arkadan bindirdi vallahi. Abi babacım ya, o toprağı nasıl buldun sen oradan? Türkiye. Ta gitti oradan toprak aldı ya. Of. Hiç iyi olmadı bu iş. Ver ya, dur. Saniye. Heyecan yaptık herhalde. Niye heyecan yaptıysak? İslamiyet'in yayılışı için bizim orayı almamız lazımdı. Yani önemli bir topraktı. Gitti oradan böyle çomak sokar gibi soktu oraya askerine.
olmayacak iş yaptı yani işin Türkçesi. Şuradaki asimileri bitirelim. Müthiş bir savaş var yine. Birileri bize savaş ilan ediyor bire. Türkmenistan niye bize şu anda savaş halinde? Hindistan. Hindistan'la barış yapmak zorundayım. İyi de. Burası Libya'da kalmış. Türkiye'de değil ya burası. Biz onu beceremedik mi? Becerememişiz. Tüh. Acil destek. Acil destek lazım buradan. Libya bizim içimizden geçer burada şu anda. Şey, Libya değil. Kimdi bu? Tunus. Şöyle yapalım. Gel abi, gel 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 gel. Kurtar bizi buradan. Sen fena halde kaşınıyorsun Türkmenistan. Niye böyle saçmalık yapma geri duydun bize? Tabi fırsattan istifade et. Bu tarafa doğru açılınca boşluk buldu tabi o da orada. Saldırdı. Şimdi ciddi anlamda sıkıntıdayım. Böyle bir planlamam yoktu. Saldırdı. Şimdi sen bir dur. Yüklen. Yüklen babacım, yüklen. Tamam. Çok güzel. Sizin buradan hızlı bir şekilde çıkmanız lazım ama siz hala çıkmıyorsunuz. Çünkü çıkamıyorsunuz. Sizi buradan böyle biz atalım bir. Varsa yine Mısırlılarda vardır iş. Buradan hiç askerde çözemem şu anda. Çözülecek gibi değil çünkü bursunuz. Bu habire burada esinti yapıyor da. Yürü. Çok güzel. Şimdi sen şuraya doğru bir gel. İnin yavaştan yavaştan aşağıya. Ben şuraları bir toparlayayım. Babacım sen bir dur bir. Hayır sen. Seni ben buralarda durduracağım artık. Başka çaresi kalmadı. Çıkan askere bak ya. 20 asker nedir? Kurban olayım ya. Hiç asker verme daha iyi şu anda. Tamam şu bölgeyi güzel dağıtacak gibi görünüyoruz.
Tamam. Siz aşağıya biraz temizleyin abicim. Siz de şöyle yukarı doğru çıkın bir. Temizle abicim. Temizle. Tamam. Harika. Sen bittiğine göre 48 yıl turnuslardan çıkardık. Türkmenistan'ı da aradan çıkardık. Burası bizimdir. Burası da bizimdir. Gelin bakalım şöyle geriye doğru. Seni de fullleyelim şuradan. Şu asimile gerektiren toprakları da bir asimilesini yapalım. Yolumuzu bulalım biz de. Gel abi. Bak asimile bitiriyor, tekrardan asimile çıkartıyor. Şurada yatırım problemimiz var. Araştırmayı fulleyelim. Ve geldik bizim en sevdiğimiz yere. Tamam. Şuradaki dağılımı güzel yaparsak biz bir kez daha Suudilere dalarız derken ben Suudi Arabistan'a bir kez daha saldırıyorum abi. Sen şuraya 2500 asker çıkart. Tamam. Arkada asker bıraktık ya. Hiç affetmez. Hiç. Sekiz. Tamam, saldır abi. Arkayı toparladık. Buna belli olmaz yine de. Bak dediğim gibi. Arap sonuçta yani. Güzel. Kaçarsa şu ikisinden kaçar artık. Bitti. Arapları da tamamen egal ettiğimize göre bu iş bu kadar. Çok asker yedik yine burada ama. Yani haybeye uğraştırmadılar bizi. Helal olsun. 3 puanımız var. Şurayı da fulledik. Bu kadar basit. Geliş abi, şu asimilasyonları da bitirelim. Güzel ilerliyoruz. Güzel gidiyoruz. Seri asimile. Harika. Güzel. Şu alanda da birazcık sıkıntımız olacak gibi görünüyor. Çünkü burası Cezayir. Cezayir bizi çok fazla yorar.
Onun bizi yormasını engellememiz lazım. Libya, sana bir ultimatum gönderemiyoruz. Hakaret edelim. Ultimatum atalım sana bir. Eyalet talep ediyorum. Bir tane eyaletim var zaten. Bu kadar basit. Teşekkür ediyorum. Bu centilmence hareketinden ötürü. En azından Türkiye'de kalmadı burası. Türkiye'de kalmış olsaydı sıkıntı olacaktı. Tur başına gelir arttırdıkça biz burada sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. 38-40 bine kadar ulaştı aylık getiri. Güzel. Asimileler yavaş yavaş bitiyor. Türkiye gelişimini çok fazla yapmadı, durdurdu. Biz oldukça iyi ilerledik. Türkiye'yi topraklarımızı almamız lazım. Birleşmek istemiyorum derken Fas bize savaş ilan etti. Fas'la savaşmayacağız. Ya da en azından bir süre savaşmayı düşünmüyorum. Saçmalık olur bizim için. Çünkü biz şu toprakları alacağız. Portekiz ve Cezayir bizim için önemli. İspanya da önemli. En büyük engel bize Cezayir kaldı. O nedenle buradaki bütün ekibi ben bu tarafa çekiyorum yavaştan yavaştan. Bir sonraki bölümde büyük Cezayir meydan muharebesi olacak arkadaşlar. Hazırlanın. Çayınızı, çekirdeğinizi, çorbanızı alıp davetlimisiniz. Evet dostlar, bir bölümden sonuna geldik. Umarım video vesile hoşunuza gidiyordur. Eğer video vesile hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olup ailemize katılabilirsiniz. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bay bay.